Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushovning Dunyo o'zbeklari teleloyihasi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugungi shanba oqshomi dasturini boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-mart oqshomi cho'kdi Kanada uzra. O'zbekistonda esa 11-mart tongi otdi. Bugun shanba oqshomi bizda. O'zbekistonda esa yakshanba kuni boshlandi. Dam olish dasturini biz bugun kecha boshlagan mavzuning davomi bilan davom ettirishga qaror qildik. Siz hozir O'zbekistonda eng taniqli xonanda Dadaxon Hasanning Abdulla Oripov she'ri bilan aytgan O'zbegim tojik bilan nomli ashulasini tingladingiz. Bu satrlarni kecha dushanbida o'tgan tantanali yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham takrorlagan edi. Ulug' o'zbek shoiri Abdulla Oripov agar hayot bo'lganida u albatta Shavkat Mirziyoyev bilan Tojikistonga rasmiy delegatsiya safida qadam ranjida yetgan, u yerda katta anjumanda she'r o'qib butun tojik xalqini maftun etgan bo'lardi. Lekin afsuski bu kunlarga ulug' o'zbek shoiri yetib kela olmadi. Shuning uchun ham yetib kela olmagani uchun biz shogirdlarning qalbida armon bo'lib qolgani uchun ham bu didor biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan juda xursand bo'ldik. Ana shu ulug' anjumanda ana shu ulug' shoirimizni eslagani uchun uning dilbar she'riyatiga murojaat qilgani uchun. Shuning uchun ham biz bugun ko'rsatuvimizni Abdulla Oripov kecha Shavkat Mirziyoyev dushanbida tilga olgan o'sha mashhur ikki satr she'ri bilan boshlanuvchi va Dadaxon Hasanov juda ajoyib kuyga solgan ana shu qo'shiq bilan bugungi dasturimizni boshladik. Aziz do'stlar, biz O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga, chorak asrlik sovigan munosabatlariga, urush holatiga keltirib qo'yilgan munosabatiga kecha muhojirotdagi o'zbek jurnalistining nuqtai nazarini e'lon qilgan edik. Bugungi baxtiyor kunlarimiz o'zbek-tojik aloqalarining yangi bosqichga ko'tarilgan bugungi havas qilsa arziydigan kunlariga yetib kelish juda qiyin bo'lganligini biz chorak asr davomida o'zimizning yon qo'shnimiz, jon qo'shnimiz bilan sun'iy ravishda ajratib qo'yilganligimizni biz Baholi Qudrat kecha shunga shu masalaga sharh berdik, o'z nuqtai nazarimizni bayon etdik. Men Qashqadaryoning Kitob rayonini kecha tilga oldim. Bizning rayonimizdagi tog' tizmalaridan o'tib Tojikistondagi go'zal diyor boshlanishini kecha men hayajon bilan aytdim va bu tog' tizmalari bo'ylab butun Tojikiston territoriyasi bo'ylab ko'milgan son sanoqsiz minalar va bu minalar oqibatida halok bo'lgan necha yuzlab odamlar taqdiri, yosh-yosh bolalarning fojiali taqdiri haqida kecha gapirdik. Umuman O'zbekistonda Tojikiston bilan rishtalarimiz, qarindoshlik, do'stlik rishtalarimiz shu qadar mustahkam ediki, bir necha million tojik aholisi bor edi O'zbekistonda. Tojik maktablarining soni minglardan oshardi.
lekin kuni kecha men O'zbekiston statistika davlat qo'mitasi va mas'ul rahbarlar tomonidan keltirilgan raqamlarni o'qib ajib hayrat va hasratga oshno bo'ldim. Keyingi paytda O'zbekistonda tojiklar bor yo'g'i 1 million atrofida qolganini, tojik maktablarining soni esa 200 dan ham oshmasligini men kecha bilib juda xafa bo'ldim. Bu albatta bizni qalbimizda cho'kib qolgan o'ksik bir malomatlardan dalolat beradi. Men Qashqadaryoning kitob rayonida men o'zimning yurtimda Varganza degan bir ajoyib qishloq bor. Bu Varganzada asosan tojiklar istiqomat qiladi, tojik millatiga mansub kishilar, lekin ular qashqadaryolik, o'zbekistonlik, tojik tilida gapirishadi, tojik maktablarida o'qishadi farzandlari. Shuning uchun men o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyevning kecha Tojikistonga qilgan tarixiy safari, ajabki, bu davlat rasmiy safar 27 yilda ilk marotaba amalga oshirilgani ajib bir hayratli holdir. Bizning oldingi rahbarimiz o'zining xatti-harakati bilan Imomali Rahmonovni ko'ngilni qoldirgan, Tojikistonni xalqini mana shu ma'noda ranjitgan, bilasiz, Qirg'iziston prezidenti Atamboyevni Moskvadagi bir anjumanda juda qattiq ranjitdi, buni butun dunyo ko'rdi. Asqar Aqayevni umuman haligi prezident deb bilmasdi. Uning bu xatti-harakatini Nazarboyev ham ko'p xushlamasdi va boshqa masalalarni biz bugun aytib o'tirmaymiz. Biz hozir bu yerda bu masalalar bilan juda yaxshi tanish bo'lgan bizni hamisha tarixdagi O'zbekiston rahbariyatiga oid juda ko'p sir asrorlardan bizni hamisha xabardor qilib kelayotgan ajoyib inson, taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayevning fikrlari biz uchun juda ham ahamiyatli. Biz Sharof akani hozir ulashga harakat qilamiz. Agar ulolsak, biz Sharof akadan mana shu masalalarda o'z fikrlarini bildirishlarini iltimos qilardik. Lekin nimagadir bizda bugun telefon. Agar ulansa albatta gaplashamiz. Bo'lmasa keyingi safar nimadir bizga to'sqinlik qilyapti, lekin nima ekanligini biz bilmaymiz. Umuman O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari yuqori pog'onaga ko'tarilgani dunyo hamjamiyatini ham diqqat markazida turibdi. Men bugun ko'rsatuvni boshlashdan oldin Markaziy Osiyo matbuoti va dunyo matbuoti bilan imkon qadar tanishib chiqishga harakat qildim. Bilasizmi, Rossiya matbuoti ko'pam quvonch bilan qabul qilishmadi bu safarlarni. Agar yaxshilab e'tibor qilib maqolalarni o'qisangiz, ruslarda bir gap bor. Razdili i vlastvoy deydi. Bo'lib tashab hokimlik qilaver deydi. Bizni tojik o'zbek munosabatlarini qadrdonlashib, inoqlashib ketishini bizni sobiq katta og'alarimiz ko'pam xush ko'rmayotganligini sezish mumkin. Mana ko'rdingizmi, siyosat qanchalar og'ir va qiyin. Shu ma'noda biz davlat rahbarimizni bu katta jasoratidan o'zimizni mamnunligimizni albatta bildiramiz. Endi bu do'stlik rishtalarini avaylab asrashimiz va kecha Shavkat Mirziyoyev tamam toshini qo'ygan bu go'zal safar
davomini bu safardan kelib chiqqan, kelib chiqadigan oqibatlar, ijobiy oqibatlarini birgalashib yo'lga qo'yishimiz o'zbek-tojik do'stligini gullab yashnagan davrlarini ham ko'rishimiz kerak va unga albatta harakat qilamiz. Endi aziz do'stlar, men nima uchundir ulalmayapman, balkim hozir 1-2 minut tanaffus e'lon qilarmiz. 1-2 minut tanaffusdan keyin biz ulagandan keyin yana bog'lanamiz. Siz mayli meni tomosha qilib turavering. Uzilmasligimiz ham mumkin. Nima uchundir bizda bu yerda nima problema bor, men bilolmadim, lekin bu yerda hozir men harakat qilyapman, lekin nima uchundir bizda bu kompyuterimiz ulagisi kelmayapti yoki nimadir bizga to'sqinlik qilyapti, bilmadim nima. Mana hozir mana ketyapti. Yaxshi, lekin hozir nimagadir o'chib qoladi hozir mana. Agar o'chmasa, yana o'chdi mana. Nimaga? Aha. Tushunmadim. Nima uchun bunaqa bo'layotganini men tushunmadim. Tak. Xo'p, mayli, demak endi ko'rsatuvni to'xtatsak ehtimol yaxshi bo'lmas. Yoki 1-2 minut tanaffus qilaylik, Sharof akani ulaylik do'stlar, keyin bog'lanamiz. 2 minut bizga ruxsat berasizlar. Biz hozir muammoni hal qilib, Sharof aka bilan gaplashganda yana davom ettiramiz. Uzr. Aziz do'stlar, uzr so'raymiz. Assalomu alaykum. Yana endi safimizga qo'shilganlar. Biz bugungi ko'rsatuvimizni boya to'xtatishga majbur bo'ldik. Uzr so'raymiz. Sharof Ubaydullay bilan uchrashish juda qiyin bo'ldi. Tak, mana bu narsani olib tashlaymiz. Tak, Sharof aka bilan ulashish qiyin bo'ldi, uchrashishimiz. Shuning uchun mana hozir biz boshqa bir nimaga chiqib, tak, yaxshilab bizni mana hozir biz tepaga chiqib, boshqa kompyuterdan, boshqa xonadan ulandik. Sharof aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, va alaykum. O'zi to'g'ri aytasiz. Ulanish uchrashishlari bo'lib ketdi-da. Shuning uchun uzr, shunaqa bir haligi pastdagi nimamiz bizni tele ijod xonamizdagi haligi televizion ko'rsatuv olib borayotgan xonadagi Skype'lar qanaqadir texnik xatoliklarga yo'l qo'ydi. Biz hozir shuning uchun bu yerda siz bilan ulandik. Endi Sharof aka, bugun biz kecha Tojikiston O'zbekiston munosabatlarini biz baholi qudrat sharhladik. Bugun endi mana shu narsani yakunlashimiz kerak. Shuning uchun biz siz bilan bog'landik. Sharof aka, katta rahmat. Sizni hamma chiqishlaringizni, butun dunyo o'zbeklari, muxlislaringiz juda ko'p. Ularning xatlarini e'lon qilib boryapmiz. Mana kecha bu Tojikiston O'zbekiston aloqalarini buzilishi haqida, bu ko'prikni buzilishi haqida va umuman qardosh respublikalar bilan bo'lgan munosabatlar haqida juda chiroyli dunyo o'zbeklarida e'lon qildik Ozodlikdagi Sarvar Usmon bilan qilgan suhbatingizni. Xo'p, shu uchun bugun biz sizdan iltimos qilmoqchi edik. Mana biz kecha O'zbekiston Tojikiston munosabatlariga to'xtaldik. Siz Sharof aka, O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari endi boshlanayotgan paytda, u boshlanmay turib yo'q bo'lib ketdi. Siz o'sha respublika oliy rahbariyatiga aloqador odam edingiz, mulozim edingiz Sharof aka. Siz ham Islom akani yonida bo'lgan edingiz, u kishini birinchi matbuot kotibi bo'lgansiz Markaz Qumda, keyin prezident devonida kadrlar boshqarmasida ishlagansiz. Demoqchimanki, siz ham bevosita O'zbekistonni mana shu munosabatlariga, mana shu tarixiy lahzalariga shohid va o'sha davrlarda asoschilaridan birisiz.
Agar Tojikiston bilan O'zbekiston munosabatlarini biz savugan davrlarini eslasak, siz ham qaysidir ma'noda aloqadorsiz. O'sha Islom Karimovni birinchi matbuot kotibi sifatida. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, biz kecha ko'p gaplarni gapirdik, lekin muxlislar savol beryaptiki, umuman nimadan biz buncha uzoqlashib ketdik? Bu kim birinchi tosh otdi bir-biriga? Shu masalalarda bir fikringizni bildirsangiz, Sharof aka, mana shu masalada biz sizga bir iltimos qilmoqchimiz. Albatta, bu bizning xalqimizni butun ota-bobolari, avlod azoblari bitta xalq bo'lib kelgan millatni bu juda ham qattiq tasvir soladi. Judayam qattiq qadimki o'ylantiradi va bu voqealar yana qaytmasmakan deb juda katta xavotirga tushadi. Endi mana odamlarni ko'zdan shodlikni qarang, odamlarni bir-biriga qanday sog'inganligini qarang. Mana shu ko'prik deymiz. Haqiqatdan bu ramziy ma'noda qalblar, millatlar o'rtasidagi, millatlar qalbi o'rtasidagi do'stlik ko'priklari. Endi bu ko'prikda kecha o'tgangi yili vaqtda qisqa vaqtlar ichida bino bo'lgan emas, bu ming yillar tariximiz bitta bo'lgan. Endi masalan eng bir aniq bir davrlarni tasavvur qilaylik, biz Markaziy Osiyo degan aytaylik, qadim Turkistonmiz. Biz keyingi paytlarda Markaziy Osiyo deb xaritadagi birligimizni olyapmiz. Asli bizni taqdiri davlati bitta bo'lgan qadim Turkistonmiz. Hatto bunga bizni Sharqiy Turkiston, Qashqar davlati, mana bugungi Xitoydagi aytaylik bizni Uyg'ur birodarlarimizdan kiradi. Biz hamon ularni bitta xalqmiz deb qaraymiz. Endi mana shu qanday buzildi? Mana shu ko'prik qanday buzildi? Eng qizig'i, bizni mustaqil davrda, hali mustaqil bo'lmagan davrimizda bu ko'priklarni mustahkam edi. Mana shundan men aytamanki, bu shaxsga juda katta bog'liq ekan. Mana siz yaxshi eslatdingiz, biz Islom Karimov bilan mustaqillik davrini dastlabki davrlardan birga ishlab baxtiga muyassar bo'lganmiz. Islom Karimovni ancha muncha bilamiz deganlardik. Ancha muncha ichki hujayralarigacha shularni shaxsi bilardik. Afsuski, juda ko'p murakkab odam ekan, murakkab shaxs ekan bu kishi. Hech kimga asl ichki qiyofasini balki ochmagandir man nazarimda. Shuning uchun Amir Temur davlati paytida bizni bu yaxshiligimizga butun dunyo xalos qilgan va shuning uchun Amir Temur kuchli bo'ldi. Shuning uchun Amir Temur davlati mana shu Turkistonni birligini oqibatida Turkistonni taqdirini yakka bir biri bilan bog'liq ekanligi oqibatida Amir Temur bo'lgan. Samarqand butun mana shu qadim Turkistonni bayrog'i bo'lib turgan. Endi Sovet davrida ham bu qandaydir yaxshilik o'zi saqlangan edi. Qandaydir masalan Sovet davlati parchalagan bilan ma'lum darajada bu birlik saqlanib qolgan edi. Man shuni o'ylayman. Sovet davlati paytida bu xalqlarni birligini Sovet davlati balki unchalik istamagan bo'lishi mumkin. Lekin bu qanday saqlanib qoldi? Mana shu Sovet davrida bitta narsaga baribir tan berish kerak, qoyil qolish kerak. Sovet davrida kadrlarni tanlash masalasi, kadrlarni ayniqsa respublikalarni rahbarlari ancha muncha chirildan o'tardi, ancha muncha tasodifiy odamlarni kelib qolishi bu judayam aytaylik bo'lgan, bo'lmagan emas, tarixda bo'lgan, lekin juda kam bo'lgan. Mana masalan aytaylik, Sovet davlatini dastlabki yillarida Markaziy Osiyoda qarang, Fayzulla Xo'jayev butun Markaziy Osiyoni birlashtirgan. Markaziy Osiyo o'sha paytda Fayzulla Xo'jayevni gapi gap bo'lgan Markaziy Osiyoda. Endi undan keyin ham mustaqil respublikalarga aylanib ketgandan keyin ham Usmon Yusupni bayrog'i Markaziy Osiyoda yagona bayroq bo'lib turgan. Usmon Yusupni gapi gap bo'lgan. Endi ochilgan mana shu Nuriddin Muhiddin Prezidentimiz Nursulton Nazarboyev o'tirgan haqiqat nuqtai-nazaridan shuni aytish kerak. Muhiddinov O'zbekistonni bayrog'ini tushirmagan yerga ma'lum paytgacha
Ama o zaman kim bir tam olup bile rahmet geldi, rahmet çekildi. Bunları tarihi şartlarda ilk aşkı mazlum olamaz, aziz mazlum. Sahaya tamamlarını yap, sabır kamalı. Ama şundan başlanıp çıktı, kim bu barbı, karip çaracası, şalaklaşıdır, Kurdistan'da dayanakını hakikaten Kazakistan'da rahmetlerle böyle bir tarif tuttu. Cide kubadanlar Kazakistan rahbarı bunu bütün dünyada tanıyacağım. Kazakistan'da tanıtken bir Muhammed Ahmetovich Kulayev bilen Rashidov'da kay derecede birlikleri, kay derecede yakın bu birlikleri, kay derecede bu iki büyük adam birbirini düşünmeliğini hem de tasavvuk kullanmaydı. O sebeple işte Kulayev işleden bu işler bir payıda bir Muhammed Ahmetovich Kulayev diyen Toshkent safarida Rashidovning 75 yillik yubileyida bir hafta hamrohlik qilish baxtiga muyassar bo'lganman. Mana shunda bir press-konferensiyada aytib berganlari esimda. Dilmuhammad Ahmedovich aytdilarki, Sharof Rashidov bizdan bir necha pog'ona yuqori turardi. Uni insoniylik tomoniga, uni aqli farosatiga, donishmandligiga biz hammamiz hayrat bilan qarardik dedilar. Ve bana şunu akıbetinde, bana kurduğumuz bu dostluğu akıbetinde Lekin bu iki sultanın ortasında muammalar sanışken hareket kıyamlara cüze kurduğundan 62. yılda Kazakistan'da 4'te rayonu Bostanlık, Kim Canubi Kazakistan'da Çinkent, Vlaati, Karaslı 7 say, Kirif rayonu Slovenya rayonlarını paxta monokulturasiga aylantirish uchun O'zbekistonga o'tkazib yuborgan Qozog'istonda Yusupov degan bir kotibi. Lekin u faqat Yusupov qilmagan, buni Moskva qilgan. Ikki respublikaning ittifoqligi Moskvaga yoqmagan. Biroq xayriyatki 64 yilda Xrushchyov ketib Brezhnev kelgandan keyin Sharof Rashidovning o'zi bu O'zbekistonda bu rayonlarni olib berilishi noto'g'ri ekanligini ko'tarib chiqqan. Shuni o'rtoq Qulayev o'zi O'zbekistonga kelganda katta matbuot konferensiyasida gapirib berdilar. Shu uchta respublikani Qozog'istonga qaytarish bilan birgalikda dedi o'rtoq Qulayev. Sharof Rashidov bilan iltimos qildi. Bo'stonliq rayonini O'zbekistonda qoldirish haqida dedilar. Man kepa sochim tikka bo'lib ketdi dedi. Brezhnevni oldida bo'lyapti bu gap dedilar. Shunda Sharof Rashidov tushuntirgan ekanlarki, Dimash Ahmedovich erkalab Dimash Ahmedovich der ekanlar. Dimash Ahmedovich mana shu Toshkent shahri bizni poytaxtimiz ekan, uni oqar suvi Bo'stonliqdan keladi. Bu suv agar Qozog'istonga ixtiyorida qolsa bu ikki hafta oxir oqibat notinchlikka sabab bo'ladi degandan keyin man o'zim qo'li bilan yozib berdim va Olmataga kelgandan keyin Olmata Qozog'iston deputatlarini alohida majlisini chaqirib buni qonun bilan tasdiqlab Bo'stonliqda 1 million gektardan ortiq yerini O'zbekistonga abadul abad sovg'a qildik dedilar. O'sha paytda mana Qozog'istondan Dimash Ahmedovich shu suhbatni aytib bergan paytlarida Qozog'istondan bizga 30 kilometr yo'lga 300 kilometr Slovenka degan rayonni yer o'tib qolgan. Ana shu yo'l hisobiga O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi juda katta betonka yo'ldan biz 30 yil qatnayolmadik. Hozir ham endigina yo'lga tushyapti. Men nima aytmoqchiman? Ana shu paytda Sovet Ittifoqi davrida O'zbekistonda Rashidov, Qozog'istonda Kulayev, Tojikistonda Mujabbar Rasulov, Qirg'izistonda Usmonaliyev va Turkmanistonda Muhammad Azim Afurush degan judayam donishmand odamlar rahbarlik qildi, ochilgan. Bulardan o'z xalqiga juda katta tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik, do'stlik, qardoshlik meros bo'lib qoldi. Va o'sha paytda mayda-chuyda muammolar bo'lgan bo'lsa, davlat rahbarlari buni oddiygina telefonda yoki u yer bu yerda ko'rishganda Moskvadagi uchrashuvlarda sekingina xalqiga o'rtada bironta nifoq tushishiga
keyingi paytda islom ortidan uch karimov o'zbekistonga rahbar bo'lib saylangandan keyin yo to'g'riroq aytganda gorbachov tomonidan tayinlangandan keyin o'rtoq karimovda o'sha rashidovlar davridagi fayzulloh xo'jayevlar davridagi usmon yusupov davridagi aytaylik salohiyat deymizmi mashhurlik deymizmi obro' e'tibor u kishini boshini aylantira boshladi u kishi qo'shni respublikalarga avvalgi munosabatni o'tkazaman deb o'ylay boshladi buni oddiygina man o'zi ko'zimni oldida voqealar o'tgan farg'onada islom karimov 90-yillar mustaqillikni dastlabki yillarida farg'ona safarida axayev afxon axayev qirg'izistonni birinchi rahbari nimada farg'onaga kelib karimovni kutib oldi endi afxon axayevni tabiatidan kelib chiqqanda u kishi juda bir ochiq sochiq olim odam edi oddiy odam edi mana shu munosabatlarni mustahkamlash uchun farg'onaga kelganda juda ko'pchilikni ichida xuddi haligi viloyat rahbarlariday muomala qila boshladi o'stad karimov axayevga buni oqibati nima bo'ldi axayev qaytib borgandan keyin qirg'izistonni oliy majlisida bir oqsoqol deputat chiqib man o'zim shuni televizorda ko'rganman mana o'rtadan nimani kechishi nimalardan boshlangan edi o'rtadagi birlikni birodarlikni yemirilishi qanday boshlangan edi bir deputat oqsoqol ekan kishi chiqib asqarovga qarab endi ochilgan bo'ldi tashlanib qoldi ey dedi asqar akayev dedi nimaga sen bu karimovni oldiga jas baladay chopib borasan dedi nimaga birnarmoni dedi oyog'imga tik turib dedi davlat rahbaridek turmaysan dedi bo'lmasa dedi qirg'izistonni qaytadan o'zbekistonga qo'shib qo'ya qolaylik dedi qara endi tasavvur qiling qirg'iz deputatlari qanday jumbushga kela boshladi yoki undan keyin ham mana yaqinlarda qirg'izda ho'p aqayib ketdi qirg'izistonga o'rtada boqiy boqiyev keldi boshqasi keldi o'tinbayeva opalar keldida va nihoyat almaz atambayevda tetik demokrat chuqur bilimli mag'rur bir rahbar keldi moskvada bir uchrashuvda esengi rahbarlarni uchrashuvida atambayevga ham karimov shunday bir luqma tashlay boshladi atambayev so'z aytayotgan paytida siz dedi hali ham o'zgacha dedi 9 maygacha katta bayram qilasiz bu qirg'izlarni bayramimi yo bu qanaqa bayram degan ma'noda aqayevga dashnom berayotgan edi aqayev shunday turgan joyida aytdi karimov siz dedi nimaga mani so'zimni bo'lasiz dedi man sizni so'zingizni bo'lmadimku dedi siz qayerda dedi o'zingizni ish qilyapsiz dedi karimov shunday ahvolga tushdiki qaytib birorta so'z aytolmadi man demoqchimanki ma'lum vaqtgacha o'rtoq karimov qardosh respublikalari allaqachon mustaqil davlat ekanligini bu yerda ham mustaqil xalq yashayotganligini bu xalq prezidentlar bu xalqni yuzi ko'zi ekanligini unutib qo'yayotgan edi va shunga yarasha sekin sekin o'zini javobini ola boshladi qirg'iz nima qildi qirg'iz shu atambayev bilan almazbek atambayev bilan bo'lgan mana shu kichik haligi nimadan keyin to'qnashuvdan keyin o'zbekistonni qirqishdagi jamiki sanatoriyasini muzeylashtirish militarizatsiya millat haligiga o'tkazish bilan deyarli 100% tortib oldi o'zbekistonni qadamini qo'ymaydigan qilib qo'ydi biz bu istiqbollarni bahosi yo'q u o'zbek xalqi uchun ham qolaversa qardoshligimiz uchun ham borib kelib turishimiz uchun ham ikki millat o'rtasidagi mana ko'prik mana bitta ko'prikni qanaqa buzilganligi ikkinchi bir ko'prik tasavvur qiling mana tojikistondan bizni butun farg'ona vodiymizga temir yo'l o'tadi bunaqa temir yo'l ikkinchi mumkin emas bu kimchidan 10 qurish mumkin yana 10 boshqa joydan qurish mumkin lekin bu lillabod orqali yuradigan temir yo'lni yoqasida o'zbekistonda qator rayonlar yashaydi koli bodom deymizmi koli bodomdan o'tgandan keyin o'tadigan butun aytaylik farg'ona viloyatini oltari bu beshari bu butun aytaylik qo'qondacha mana shu temir yo'l
kavanağını, bir hayat, halbuki tamiri gelmeli. Yurdu tosu koydu, tamam, yol yok, kimur yol yok. Biz tamamen bir neçe on yıl çıkandayız, kalamıştayız, tırmalap, kemçik, kimur yolunu kuruş bulan bölge. Birinciden biz karib 5 milyar dolar pulumuzu yok attık. Ve bu temurlar hiç kaçan Linnabat ağalı ödedigen temur yolda oğlunu bottaydı. Kullet, Türkmenistan'a bizde birkaç problemleri yaşadı. Türkmenistan'da branta uzayım var ama diyen oldu. Türkmenistan'da branta uzayım var ama olmadı. Türkmenistan'da branta millet uzayım millete başını kurtarıp bir alma diyen oldu. Bir anlama kadar. Uşa sapar bulan, niyazı bulan bulan Karimut'un münasebetlerden gelip tuğundu. Şimdi bunlardaki de en haklısı, en engelli yani kendime deydi, sırlık adam bu Nazarbayev. Nazarbayev şu derecede sırlık değil, Karimut bilen diğerli her ayda bir kuruşarıdır, kuşağlaşarıdır, upşarıdır, mihman duydur, mihman davandır, bir-birden yani bana dedi. Lekin Uzbekistan'da bir ranta kadamını aydınlık normal derecede yürüyüşüne kazanmıştan yürüyemezdi. Uzak yıllar. Aynı bana şu anda hammasını ortam bir diyeyim. Hammasını içinden koyup durardı. İçinden bilip durardı. Lekin hani bana bir savun tokuladı. 13 yıl boş başını bulan adam ne yap ki şu köprülerin burantasını pişir almadı. Ne yap ki buranta kondu altasını almadı. Ne yap ki Karim gibi tasın utkız almadı diyen savan bu tabii savan. Lekin bana biz indirini biliyoruz. İndir çok mesela atılıyordu. Memlekette rehberliği Karimut'u özünü kolu denem ki kolenedir. Karimut kardeş respublikalar bulan, Türkistan bilen umumi ilimiz bilen, münasebetleri büzülgenden keyin, uçun de zelestirde kolenedir ki memlekette rolü indi prezidentten aydelik kuş işletim çizimlerine bağlı kokma gelmedi. Karimut'u gelecek hayatı. İsim bir gelin, Anıl Rabı. İsim bir gelin. Ya bittiyesi mi yemez, bittiyesi mi yemez, yedi yüzü kop oyunlar var. Ben şimdi bakayım. Aytaylık yemde Karimut'ta en katlı oylandırabilen nasıl o kişi şöyle kop aytaylık kinezinde cevap verişi mukarrar bugün ağır cinayetlerce kol kura başladı. Neyse, o kişi özünü davletini, özünü siyasetini, Karimut siyasetini az birini tanıt kıyan adam diyen özünü en katlı düşmanı deyip buna başladı. O Karimut siyasetine karşı çıktı mı, demek bu en katlı potansiyel düşman. Bana şu akıbet verme vurdu, bütün ecelik az bile doğru sözde ecelikler adamlar. O ecelik deputat buladın mı, o vazir buladın mı, o arbab buladın mı, yolunçu buladın mı, buldu. Anlaması. Ama ne olur bakalım Mahmud'um, ne nasıl gel? Karaka taşatken, hatta taşamatmayan, o hızını atarları da uşa Rus çözümünü, tacını, neyin gizlilerini açık verken ve Sovet devrede bunu erişken adamdır. Onu başını sağlamlaştı bir sürat, sekin yıla, Mehmet'e ricam bu atarları alarak kaydedeceksiniz. Kirecekli bu atarlar, Uzbek halkını en mümkün atarları mutlaka ettik. Onu koydu, Pütofkalar verip Moskvalar'da tam alışkı dönüp gelirdi. Şimdi Karimut'a düşürüz ama söyledi. Karimut rıt tıttı, zeylik casurunu koyup koydu. Bu casur 20'deki doza, 20'deki doza, bana biz 25'te yapıldık. Fakat yine işte yapıldık. Yerde yaşat gelirler var, korup gelirler var. Yerde bütün hayatını, sağlığını taşlat gelen adamlar var. Bu, kaysa bunlar, bana dünyadan uçup gitti rahmetin Murat Cöreğe, Salon Dipster, Uşak Ayıp'ta geldik, bir ağır sözü için bana kokanım, sarılanlar kokanım, bizi kokanızın kozunu aldık da yaparken, kariyetken, Türk halkı ardı dağdığını kimi versin, yüzüge yaparken. Ali bir Mısır'a tuttu cezalatını, ben öyleyim ben bütün Uzbek memleketi Uzbek devleti, Uzbek yaşları, hemen hazır yaşlar ittifakı diyen bir muhtaram taşkilat, rahmanlar yürüttü, halbuki bak ölçünü bilmeydi. Yaşlar ama sıkıntı
de tartar. Anası Tugut Kucu'nu taşıp gidiyordu. Ya bu da devlet kirli hayatını konuşsun yaramış hafta uçurdu. Ya bu gidiyordu. Bunlar ittifakı. Zülme kılıkçılığı bu anlasa çıkıp ötürü de adımı yedirmeydi. Bu sabah da vermek. Hani indi anası bu şartlar bir cesareti. Açık aydın bugünkü yaşlarımızda bayrağı bulup barış gerek. İlla hazır bulan sana diyorum bu sen. Ben sonra Muhammed Sağol'un. Bir an uşa halkı için büyük gitti. Yeni Muhammed Sağol'un arkasından bütün ukaları, karındaşları şu derecede adam içerisindeydi ki şu derecede adam hayret vermez ki. Nefes ki insan şimdi derecede devlet rahmanı buluşu mümkün. Ana uşa sizler kendi içmeyecek. Bu derdi alanlarda bir ağız gabriyeller hayatı yanıp gitme başladı. Şunun için memleket İndi İslam Karim'de hayatını konuş, bu hakikaten ihtiyaç gelendi, zarurat gelendi. Ve İslam Karim'de kurudan edelim cami ihtiyar, o şahsız etken de insin bu gaya. Kendi insin bu barbur kuşaydı, onu kimse diken, Ali'yi kıra diken, cinayetin bu zihni politiyen prokuratura. Prokuratura değilse Mustafa Aydan yine çırayı söyleyen yok. Mustafa Aydan bütün edelim bu mafiyanı, üçgen cinayetçilikte edemik başında tutan baş prokurorlardan biri buldu. İş hakkını. Bundan değil ise en azrail dahşatlı prokuror Kadir Tildi. Bana onu ödükaren gel. Bana koruyasın akıllar kullanı gelin. Ben bu namustamine yaptılardı, şubrat, kolamıtlarını, çarık, koca etlerini. Bunları azmaz bilerdi. Bana azılmaz. Aldığımda kompüterde Kokanma eskiden ayetelik devlet maklasını, kurum basarını, kötü karlarını yedi ve İsmail'den hayriyet azaltı varken, hayriyet bilgisi varken, hayriyet siz şimdi barıp uşak bir digane yurtlarda şu dünya uzdikleri dediğinden bir sayıkı çıkarıp bugün onu terör lanikayla eğlendirir. Marafurlarda ayetelik halkı yetkizeyip sizi kadar siz bulmasayınız azaltıyız bir birisi bulmasa biz hala anı çıkmadı bilmeyin. Hala anı biz koruyayım ölümeseyiniz. Bana bir de kokanma çıkarayım. Özbekistan'da camiki sultları, prokurorları, camiki mansapları hatta edelik kayge kimler. Ben buranın kutçülüğünü bahsedip bilemem. Bu geplerde 99% doğruyu gelmek şahane biliyor ki. Kandaya kadar bugün prezident aparatı bozarca eğlenip gitti. Ama o zaman bu atarıp işledim ben. Ateli matbuat kapısı gibi ben ayrı kalasla sokulandım ben. Karımda şeylerimde ben adamlardı. Azmaz bilerdim. Aslı Karim'le çürüşmeden adamlara vardı. Karim buraya şuna kullanmasındı. Ama muhu diye kullanmasındı. Mesela Samarkand'da hakimini Polat Macidist Abdurrahman diyen kişiyle bu atış için bir neyse nasıl hareket kurdu. Çünkü başı bizi dilimiz kadırla bulundu. Biz kaçtırdığımız. Ben uzun borup Polat Nazir'i çağırdı. Abi kim kadar gidip gelip doğrusunu sorgu koymaydı mı? Halk ısırmaydı. Ziyanlı ısırmaydı. İnsan ama kişi olsun diye. Ayak yoksa yolda sık şarkı doğru değiliz. Bir mektuki lastı prezident kaldı. Ben bu dilge edemek gelmem. Aksince prezident Ali Meclis'e borup şarkı doğru değilsi yandı oturup onun maruzasını dinlep gelerdi. Şimdi ben aykmasınlar ki malum gavurlar geçer. 95. yılda Karimov insaf derecesi turgen edin. 95'ten başlar çiriş gavuru başlandı. 2000. yıldan keyin o cüde kop cinayetlerde kur kurup burgenden keyin onu indi çirişme ilmiş gavuru başlandı. Şarafake şu yerde gapızlı bölüp aykmakçıman ki siz şahsen Mavlon Umurzoqov kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi va İsmat Xushfam aynan 95-yilgacha yilgacha u kishining yonida edik. Bizlar yonida bo'lganda u kishi yaxshi edi. Endi men hozir sizga bizni xizmatimizni mayli aytaylik bir xolis odamlar gapirar. Lekin men bitta narsani aytmoqchi bo'lsam, shu sotib boravamiz o'zini chiqib turib ishtima qilolmaganligida. Ishtima qilib bo'lmasa kerak, endi o'ylab turibman. Bu Karimov juda ham bir Aligi nima deydi, endi buni ruslar aytadi juda xitriydi, haligi makkor, makkor. Buni o'nta odamda lag'mar ishlagani qo'ymasdi. Masalan, Shavkat Mirziyoyevdan oldingi bosh
hazır mən haqlanlı kələmiyyə sözlüklə gəldiyə əxtəliyiz Abduhaşım, bir tanım. Ayrıca bizə şey etdim, Mürsəyid. Mürsəyid deyəm, o inçak qımaqçı bulurdu, bu ilərdə, Kerim, o inçak. Avru təriqə, Cörəbə gitti, çıxıb bulgandı, Cörəbə etib, Aytkənli, Aytkəli qızkıcaman deyilədə, və Cörəbə gitlən, deyilək, Mürsəyid qoddaşdaki gəncəl, qoddaşdaki kelişmə okilik, keyin Kerim bulan, Mürsəyid qoddaşdaki gəncə eləlik getdi, bunu təqiqəyə, qoddaş Cörəbə etib, ancə mücə xızadı var. Keyin, Nus geldi, Mutanus geldi. Ülke Sultanus geldi. Ular Cöle Bekti yordam çiğde ya doğrusu nence diyen burada. Doğru mu söyledim orası bu oldu. Doğru. Ular İsmail Cöle Bekti başladığı oğlum basarı bu seyem. Bu var bu yukarıları başladılar. Sultanus ve Mutanus Cöle Bekti çoğun tergilerde Ali Yüreli genelini karşılama içerisi de hikâf edin. Peki Şavkat Baramarız Kegel Zahat'ı ben bunu bir de ilgilerde emkemmen yine bilemem Kegel Zahat'ı cevap etmeye istemiyorum ya. Bu masalı kurdelen koyuldu. Ve İslam Karim cevap etmeye yerden aldı. Peki bu masalı oradaki Rüstem Azim tıkıp koydu. Rüstem Azim indi bir ramsa özellik numada iktisadi masalada bir ramsa masalada mesele gördürmeye. Bir anda masalada, ama bilemez. Ama bilemez, hemen mecliste o konuda Rıstam Aziz'i buldularızdı. Hemen sabahları da bir genel arada. Şunun için Mürziyay'ı aslında denemelen, o yüzden katta kışla hocalıkına katta agronomluğu kaldı. O yüzden o niçin Uzbekistan'da baş agronomluğu bulunuyordu, onlar da rekor tanımadı. Ama Utkan'da bir okulardı, Utkan'da bir okulardı. Utkan'da bana şu sultanlıktı, tarzını onu başı götürdü. Mutalif'te tavrı onu başı gösterdi. Mürziyat'te tavrıya, Mürsey'te tavrıya, Kut Dertelik Mürziyat'te tavrıya ilerlerdi. Yani Arslanlar içi de kogenden keyin, Arslanlar içi de kogenden keyin, akıllardan kan yıkılır. Akıllardan bu tarafa çıkan canını sanmayın. Şunun için, bana indi bugün bu masalelerde Mürziyat'ı YouTube kitabladı. Bilerek, YouTube kitabladı. Bana bitti, piçkine kokonmayıp, piçkine karayın. 100 bat sürgeler olduğunu sokken, 100 bat prokurorlar olduğunu sokken, bu prokurorlar katta kalasını bir tane kontrol edilir ama 100 bin dönürler. Bunlar hepsi uçak altı para kırıp, paranı ak kılıp, prezident aparatıyla uzunca uçak ilgi toptan dönmesinden cümlete boşver gel. Ben prezident aparatıyla kaybedince de 2002 yıllardan bazı çirip gitkendi, edip gitkendi. Cinayi üçgen todelerden kopmakını bana sekin sekin koruyordu. Çünkü bu ne yaptı? Korumuşsundur prezi aparatta gibi. Bunu sokak olan dediğim canlıklarda işini korumak mıdır? Sarı kodiyatlarda işini korumak mıdır? Kadirlerin mutlakanlı gibi bütün dünyanın milyarlar satıp alırken gibi korumak mıdır? Korup durgen, çöterlerini arıp durgen. Ama bana bana şunda. Şunu için kıskanak kılıp aydedigen bu şey Mustafa Aslan Karim fakat uzun öyle başladı. Siyasette ya onu çalıkkenler bana bugün bahasını alayaptı. İktisatta onu çalıkkenler alayaptı. Kuş işlete tüzünü dediler alayaptı. Ne diyorsunuz ki ben müttefakta mı? Ben bunu uzun süresin aydaman ki en katta müzülüş, müzülüş en katta çiriş bu İslam Karim'in maneviyette, manevi siyasası da yüz verdi. İslam Karim'in kurduğundan aldığında hem arvaplardı, hatta o zikseden adamlar diye namını uçuştu başladı. Fazla Hoca'yı yok, Adnan İkram'ı yok, Ahim Baba'nın halk düşmanı, Osman Yusuf'tan yaman adam yok. Bu insansızlık kaybolacak bir yiğitti. Ona olsa Şahat Reşit'i o zikseden geldi. Onun namını da yine evlerim arkadaşlar. Bir kayıtlı bir entelik sarılama diyen namına atayı başlar. Şimdi Sadır Rahim şey, Cel Meydanı'da entelik kan tutken, can geçen adamlarda korkmayın, üzerine gitmeyi uçur taşladı. 15 yetimli bağlıca olan Şah Ahmet Ata, Bahri Ayalar'da indi buna dedi. En şapkasızı kontaktı bunlar bir satan. Bunlar da sana olsanız, İslam Karim'in manevi dünyası. Öz özden, açıladır öz özden ve tehlike
kollamayan bo'ladi, lekin ajablanadigan joyi bor. Shavkat Miromonovich, juda ko'p ajoyib ishlar bo'lyapti. Katta inqilobni o'tkazib atayapmiz. Yana ham shunday baholar bo'ladi. Lekin Islom Karimovni ma'naviyatdan chalg'itgan odam bizni o'g'limizda turibdi. O'g'limizda balki juda yoqimli tabassumlar qilib, bu odam bir ko'rmasa bo'lim qo'yib, ko'rmasa sahol qo'yib, har safar yuzini o'zgartirgan, lekin ikkini o'zgartirgan yo'q. Agar siz shuni ishlaringizga mahliyo bo'lib, bugun uni ko'zlaydan ostdan qirq yillashiga, bo'lishiga agar sotilar ekansiz, siz ham o'z siyosatingizda uzoqqa borolmaysiz. Chunki mana shular chal o'tgani. Bitta ikkita qoldi uni chal o'tgan odamlar. Oyog'idan chalgan odamlar bitta ikkita qoldi. Siz ularni hoziroq yelkasini silab tursiz. Ma'lumki, bu to'g'ri siyosat emas. Xalq buni to'g'ri hazm qilolmaydi. Chunki bu siyosat, bugungi adolatsiz siyosatingiz qat'iy bo'lishi kerak. Hammada birdek bo'lishi kerak. Hamma o'zini bahosini olish kerak. Mayli biz hamma qamoqxonalarni to'ldirib tarafdor emasmiz. Kimlardir balki afv etarsiz. Kimlardir aytaylik shunday bir qulog'idan cho'zib qo'yarsiz. Lekin bizni eng katta ma'naviyatimizni cho'ktirgan odamlar sizni yoningizda turar ekan, bu siyosatimiz, bu aytaylik katta ulug' inqilobiy ishlarimizda kelajakda soya ostida qolishi mumkin deb qo'rqamiz. Sizga sihat salomatlik. Bugungi bizni Markaziy Osiyo degan ulug' mamlakatimizda, ulug' aytaylik o'lkamizda do'stlik ko'priklari qayta tiklangan ekan. Bunda hech qanaqa osmondan bir nima tushgan yo'q. Bu shaxsan Mirziyoyev tashabbusi, Mirziyoyevni judayam katta aytaylik donishmandlar qadami. Mana juda to'g'ri baho berilyapti. Aytaylik Nobel mukofoti bersa bo'ladi Mirziyoyevga deyapti. Bek kerak deyapti. Man shu narsani endi albatta u Nobel mukofotini orqasida ham juda ko'p aytaylik siyosatchilar turibdi. Agar mana shu siyosat oxiriga yetib borsa, man haligi saytda Mirziyoyevga Nobel mukofoti tabrik qiladi degan so'zga ozroq tuzatish kiritmoqchi edim. Mirziyoyevga Nobel mukofoti bersa arziydi. Agar bu siyosat adolat bilan oxirigacha olib borilsa, men mana shu jangda, mana shu adolat ishida sizlarga dunyo o'zbeklariga katta xizmat borligini aytmoqchiman. Mana birgina mana shu ma'naviyat kushandasi haqida o'ylab material berildi dunyo o'zbeklarida. Mo'ylovini bir yoqqa silab, bir yoqqa silab O'zbekiston dunyo o'zbeklari saytida bir o'nta aytaylik maqola turibdi. Nahotki biror narsaga mayli hukumat javob bermasin, o'sha arbobni o'zi javob bersa bo'lmaydimi? O'sha katta yozuvchi ko'rsinmoqchida bo'lsa katta aytaylik g'iybatlarni katta muhofazayapti tepasida kelgan odam bir o'zi javob bersa bo'lmaydimi? O'zi bir aytaylik auditoriyada buni ochiqlantirsa bo'lmaydimi? Shuning uchun bugungi siyosat xalqimiz to'la qo'llab quvvatlaydi. Do'stlik ko'priklaridan xalqimizga muborak bo'lsin deyman. Mana shu ko'prikda kimki aytaylik bitta g'ish qo'ygan bo'lsa, bizni xalqimizni juda katta duosini oladi, olqishini oladi, kelajak buni qadri qimmatini albatta to'g'ri baholaydi. Men yana bir bor tabriklayman. Rahmat, Sharof aka, mana ozodlikda gapirganingizda shu sizni hayajon bilan gapirgan gaplaringizni bo'lib qo'yganda men g'azablanardim. Shu uchun bugun men yaxshilab maza qilib eshitdim. Juda ko'p o'rtoqlar xat yozadi menga. Ismat aka, juda to'g'ri qilasiz. Sharof aka gapirganda damingizni chiqarmay o'tirasiz, to'g'ri qilasiz dedi. Shu uchun bitta mana emas, butun o'zbek jurnalistikasi havas qiladi. Mana shu jurnalistlarni xalqi bilan birga bo'lishini shularni safida oldida aytaylik izlab qo'shib oldida shaxsan qadamlar bilan yurishini istayman. Va bu kun bo'ladi. Bir eshittirishimizda Azmatjon,
Albatta o'sha siz aytgan maqolani ham topib e'lon qilaman. Men hozir bizni ko'rib turgan dunyo o'zbeklari muxlislari, keyin dunyo o'zbeklari tele dasturi o'quvchilari, tomoshabinlari nomidan Sharof aka sizga sihat, salomatlik, uzoq umr tilayman. Biz mana nasib bo'lsa hali studiyamizni yo'lga qo'ya olgandan keyin har kuni iloji boricha sizday ajoyib ulug' insonlar bilan har kuni suhbatlashsak ham kamlik qiladi. Baxtimizga sog' bo'ling. Katta rahmat Sharof aka. Omon bo'ling aka. Sog' bo'ling. Salom deng uydagilarga. Rahmat akajon. Omon bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Aziz do'stlar, endi biz yana o'zimizni ijodxonamizga qaytamiz va suhbatni davom ettiramiz. Yana bir marta 2 minutga tanaffus e'lon qilamiz. Rahmat. Aziz do'stlar, bugun ba'zi texnik sabablarga ko'ra bizni bugun Sharof Ubaydullayev bilan bog'lanishimiz ba'zi muammolarni keltirib chiqardi. Bular sekin-asta bartaraf etiladi. Endi hozir biz bugungi dam olish kungi ko'rsatuvimizni Sharof Ubaydullayevni mana shu so'zlaridan keyin, demak, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga biz Sharof Ubaydullayevni nuqtai nazarini eshitdik. Men aliga qilib o'tirmayman, lekin O'zbekistonni qo'shni respublikalar, qo'shni davlatlar bilan sovuq munosabatlarga, yomon munosabatlarga asos bo'lgan voqea hodisalar haqida Sharof Ubaydullayev bizga gapirib berdilar. Shu yerda o'rtoqlar, bugungi ko'rsatuvimizni yakunlashimiz mumkin. Bugun butun Tojikistonda, O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kechagi safari muhokama bo'lyapti. Biz ham kecha va bugun eshittirishimizni ana shu ajoyib va xayrli, sharafli safarga bag'ishladik. Eslatib o'tamiz, Mirziyoyevni bu safari O'zbekiston rahbarining 27 yil ichida Tojikistonga uyushtirgan birinchi davlat safari bo'ldi. 27 yil butun bir avlod voyaga yetgan davrda O'zbekiston rahbari Tojikistonga borish haqida o'ylash nariyaqa tursin, munosabatlarni ham yaxshilash haqida o'ylamadi. Sharof Ubaydullayev bizga ana shular haqida gapirib o'tdi. Men bugun ko'rsatuvimizni boshida Dadaxon Hasanovni O'zbegim Tojik bilan nomli Abdulla Oripov she'ridan bastalagan ashulasini qo'yib bergan edik. Endi Abdulla Oripovni mana shu go'zal she'ri bilan va Erkin Vohidovni go'zal she'ri bilan biz bugungi ko'rsatuvimizni yakunlasak ham bo'lar. Do'stu qardoshdir azaldan O'zbegim Tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan O'zbegim Tojik bilan, qay yusun aylay qiyos men bul shirin do'stlik so'zin, totlidir boldan asaldan O'zbegim Tojik bilan, baxtga yor doim Navoiy to jomi bor ekan biz ular qo'ygan tamaldan O'zbegim Tojik bilan, fahm etib boqsang agarda biz qo'sha sayyoramiz bu ali so'zlar zuhaldan O'zbegim Tojik bilan, bir egatning boshi senu bir egatning boshi men yer ekib tinmas hamaldan O'zbegim Tojik bilan, bul qadrdon ikki do'stga
xohishimdir to abad topsa bir ma'no masaldan o'zbegim tojik bilan. Bu Abdulla Oripovning she'ri. Endi Erkin Vohidov yana bir ulug' o'zbek shoiri, O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni bu ikkovlari ham Erkin Vohidov tojik birodarimga biz ikki yondosh elga, qarindosh, qondosh elga, jondosh, imondosh elga farzand bo'lamiz, do'stim. Shajarada tomirmiz, tiyonshonmiz, pomirmiz. Nechun o'zdan tonurmiz, baland bo'larmiz, do'stim. Beruniy ibn Sinoga, jomidik pok simoga, navoiydik dahoga dilband bo'lamiz, do'stim. Shiru shakar azaldan, totli bizga asaldan, bir bayt kabi g'azaldan payvand bo'lamiz, do'stim. Qonlar olud yerimiz, yov ko'ksida tirimiz, birimiz o'q, birimiz kamand bo'lamiz, do'stim. O'rtamizga ko'p nifoq solmoq bo'ldilar, biroq asli biz et va tirnoq monand bo'lamiz, do'stim. Bir zaminda don ekib, bir vatanda jon chekib, do'st g'amiga qat egib, darmand bo'lamiz, do'stim. Biz xush niyat me'morlar, qulab eski devorlar yayrasa, do'stu yorlar xursand bo'lamiz, do'stim. Aziz vatandoshlar, shu bilan bugungi muhojirotdagi o'zbek jurnalistining Dunyo o'zbeklari nomli tele dasturimiz nihoyasiga yetdi. Siz bilan ertaga yakshanba kuni yana didor ko'rishguncha xayrlashamiz. Yana eslatib o'tamanki, bugun bizda shanba oqshomi, Toshkentda esa yakshanba kuni. Ertaga biz yakshanba kunida didor ko'rishganda Toshkentda dushanba boshlanayotgan bo'ladi. Yaxshi qoling, omon bo'ling aziz do'stlarim.